Ajans 65 kanalından herkese merhabalar. AKP'nin sokak hayvanlarına yönelik hazırladığı kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Hazırlanan kanun teklifi birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. Uyutma adı altında katledilmesi öngörülen sokak hayvanları hakkında Van halkı neler düşünüyor? Kesinlikle dokunmamaları lazım. Kesinlikle karşımda olur mu öyle bir şey? Yani biz insanlar nasıl yaşıyorsak hayvanlar da öyle yaşamalı bence. Yani hayvanlar da sonuçta bizim gibi bir canlı. Katledilmesine kesinlikle karşıyım. Bence uyutmamalılar. Barınak, daha fazla barınak kurulabilir. Biz hayvan severiz ya. Sokak hayvanlarının uyutulmaması lazım. Balıyorlar bu ne? Bu ne? Yani hani toplanıp telef etme babında biz taraftar değiliz. Ama sokak hayvanlarına bakış açısından, insanlara bakış açısından anlayabiliyoruz bu ülkeyi. Kesinlikle. Katılmıyorum yani, onlar da bir can sonuç olarak. Vallahi ben bu konuda ne diyeyim, zararsız hayvanlarsa kesinlikle dokunmamaları lazım. Ne yapılabilir sizce? Toplayıp barında bir yere götürüp beslemelidir o. Ben bu fikirdeyim. Gündemi değiştirmek için başka bir şey değil yani. Hayvanlara katletmekten karşıyım ben yani. Günahtır da bunlar da sonuçta bir candır. Kesinlikle karşımda olur mu öyle bir şey? Yani biz insanlar nasıl yaşıyorsak hayvanlar da öyle yaşamalı bence. Hiç kimse hayvanlara zarar vermemeli bence. Tabii ki yeri geldiği zaman o yanlış çolamızda kuduz olan veya saldırgan olanlara çağrı bulmam lazım. Ama bütün hayvanları kapsamıyor bence. Yanlış. Etkiler şu çağrım var. Bence hayvanlar bir çare bulsan ama bu dünya hayvanlar üzerine de kurulmuş, tek insanlar için değil. Yani hepsine zarar vermemeleri lazım. Yani hayvanlar da sonuçta bizim gibi bir canlı. Katledilmesine kesinlikle karşıyım. Bunun için devletin kesinlikle önlem alması gerekir. Ne de olsa onlar da bir canlı olduğu için onların da söz hakkı olmasa bile bir yaşam hakkı vardır her canlı olduğu gibi. Evet. Bunun için ne yapılabilir sizce yani? Orta yol nasıl bulunabilir? Ya bunun için orta yol öncelikle hayvanları falan aldıklarında kesinlikle devlet buna çok iyi bir şekilde bir çözüm bulmak zorundadır. Bu aile hayvanı aldığı gibi tekrar bırakabiliyor, terk edebiliyor. Bu hem onun ruh sağlığı için çok kötü hem de onun bir yaşam standartı için çok kötü. Devletin barınaklar yapması gerekiyor. Onun dışında kurumlar kurması gerekiyor. Almak isteyen aileleri denetim altına tutması gerekiyor. Bir eğitim kabiliyeti vermesi gerektiğini de düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bence uyutulmamalı. Neden? Bence uyutulmamalılar. Ben de az önce o konuyu düşünüyordum. Yani çare uyutulmak değil. Nerede peki çare sizce? Barınak, daha fazla barınak kurulabilir. Sokak hayvanlarını çok bir şey yapıyorlar. Çocuklar kışkırtıyorlar. Yani hayvanlar da doğal olarak saldırıyorlar. O yüzden. Peki hayvanı saldırgan yapan sizce kim yani? İnsanlar. Neler yapıyorlar mesela insanlar? Yani çocuklar taş atıyorlar genelde. Arabalar hiç dikkat etmeden üstüne basıp geçiyorlar. Bir genç olarak neler söylemek istersin yetkililere? Ya bence uyutulmamalılar. Tek çare bu değil. Daha fazla barınak kurmalılar. Biz hayvan severiz ya. Sokak hayvanlarının uyutulmaması lazım bence. Çözüm yolu nedir sizce? Yani çözüm yolu nedir? Çözüm yolu bakım evlerinde toplatılmaları gerekiyor. Ama böyle sağlıklı bakmaları gerekiyor. Bazen bazı şehirlerde sosyal medyaya düşüyor. Hayvanlara büyük bir eziyet yapılıyor. Bunun da yapılmaması gerekiyor. Sonuçta onlar da yani canlıdır. Bence hani şiddet uygulamamaları gerekiyor. Uyutulmaması gerekiyor. Dediğim gibi barınaklarda iyi şartlarda beslenmeleri lazım. Balıyorlar bu ne? Bu ne? İçim kimle teslimi devleti belediye bir kim? Belediye kutan ki. Bu ne? Evci rıha, evci hayvana. Çabuk. O da yardımcı be inşallah. Çabuk. Bakılabilecekleri bir alan olursa mümkün. Ama barınaklarda da daha kötü. O zaman yani ne yapmak lazım? Merhamet derecesinde olacaksa olsun ama neler yapılabilir sizce? Nasıl yapılır? Yani hani toplanıp telef etme babında biz taraftar değiliz. Ama bir türlü eğer hayvanın yaşam alanına bağlı onların fıtratına uygun yer bulunacaksa olabilir düşüncesindeyiz. Sen ne düşünüyorsun sokak hayvanı? Bizim meleğimiz. Böyle yapsana. Tamam, el salla. Amcalar el salla. El salla. Tamam. Amca da el sallıyoruz hadi. El sallıyoruz. El salla gidiyoruz hadi. Şarkı söylüyor. Çok uygar bir yöntem değil. Yani katledilmesi, uyutulması.
Buna bir çare bulunması lazım. Bir kere sokak hayvanlarına bakış açısından, insanlara bakış açısında anlayabiliyoruz bu ülkenin. Kesinlikle. Şimdi normal medeni ülkeler ne yapabiliyor? Neler yapıyorlar? Buna bakmak lazım. Örnek almak lazım. Hiçbir şey yapamıyorsanız bunu yapın. Yok yani öldürmenin zaten bir kere dünyada yeryüzünde bir vücut bulması gerekmiyor ki. Yani sen yaratmadığın bir şey nasıl öldürebiliyorsun? Bir ikincisi de öldürme bir yöntem değil. Yani bir yöntem değil. Yani nedense bu yöntemi çok benimsemişler. Çok sindirmişler. İçselleştirmişler o öldürme yöntemini. Yani bu doğru bir yöntem değil. Yaşatmak, hasta olan yaşatmak. Neler yapılabilir sizce? Öneriniz var mı? Bir bilmiyorum. Yani bu konuda uzman olanlar oturup çalışabilir. Çok insani, aynı zamanda bir canlıya saygı gösterebilecek şekilde bir uygulamaya gidilmeli. Bu öldürme değil. Katiye. Katılmıyorum yani. Onlar da bir can sonuç olarak. Neler yapılabilir sizce? Ya barınaklarda mesela benim şöyle bir fikrim var kendim açımdan düşündüm. Elektrik faturaları mesela her 80 milyon nüfus sonuç olarak her kişiden 1-2 lira ekstra aktarsalar evet. Barınaklara çok güzel bakım yapılabilir o parayla. Çok güzel bakabilir. Uyutulması çok mantıksız bence. Evet. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Çözüm nedir sizce? Yani barınak yapsınlar. Neden mesela öldürmeyi düşünüyorlar? Sizce neden öldürülmemeli? Yaşam hakkı kutsaldır sonuçta. Evet. Neler yapılabilir? Yani barınak yapsınlar. Başka çözümler. Bir Müslüman olarak neler söylemek istersiniz? Yani Allah'ın verdiği canı. Evet. Allah korusun. Bence hiçbir şey değil. Bence korumaya alınmalılar. Hepsi de. Uyutulmasın. Hepsi.